Seçimleri, Türkiye'nin seçimini Türkiye Gazetesi yazarı Doktor İsmail Kapan'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle AK Parti'den başlamak istiyorum. AK Parti'nin seçim zaferi sizce ne ifade ediyor Türkiye için? Şüphesiz çok şey ifade ediyor. Bir kere Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor. Daha evvel Demokrat Parti 1950-54-57 seçimlerini üst üste kazandı ama 57 seçimlerinde bir önceki seçimde %57 oy almış iken bir sonrakinde yani 57'de %48'e düştü. Yani dramatik bir oy düşüşü vardı. Ama bu defa AK Parti 2002'de %34, 2007'de %46,5 ve şimdi %50 mertebesinde bir oy alıyor ki hem üçüncü sefer seçim kazanıyor hem de oylarını çok ciddi biçimde arttırmış oluyor. Dolayısıyla bu siyasi tarihimizde bir ilktir. Bu bakımdan çok önemli ve dünyada da bunun benzeri az yani benzer örnekler. Evet hocam, dünya siyaset tarihine girmiş Başbakan Erdoğan bu başarısıyla. Şimdi bir de ben yeni CHP'yi size sorayım. Yeni CHP diye adlandırdığımız Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde bir miktar da olsa oy oranını arttırdı ama seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok farklı söylemleri vardı. %30'dan %40'tan bahsediliyordu. Yeni CHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz seçimlerde? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. CHP gerçek manada kendisini değiştirmeden, dönüştürmeden Türk seçmeninden yeterli bir biçimde vize alması mümkün değil. Bir kere bunun altını çizelim. Tabii ki seçime giren her parti, her lider iddialı konuşur. %1 mertebesinde kalan, hatta %1'in altında kalan partiler bile barajı aşmaktan bahsediyorlardı. İşte diğerleri hepsi iktidara geleceklerinden bahsediyorlardı. Bunlar alışılmış, kanıksanmış söylemlerdir. Ama seçimlerden önce yarışın neticesi aşağı yukarı belliydi. AK Parti'nin açık ara önde olacağı belliydi. Ama doğrusu CHP'nin yeni yönetimiyle ve daha yüksek tempo çalışmasıyla biraz daha yüksek oy alabileceği bekleniyordu. Bu yönde tahminler vardı. Ama hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik kulvarında zayıf kalması hem CHP'nin seçim propagandasının, seçim beyannamesinin rasyonel olmaması, yeterince ikna edici olmaması, projeye dayalı vaatlerin zayıf kalması, bir kısmının hayali olması tabii ki seçmeni ikna etmedi. Evet. Şunu bilmek lazım yani. Seçimlerde alınan oylar öncelikle tabii parti ambleminin cazibesine bağlıdır. Daha sonra liderin karizmasına ve etki gücüne, seçim beyannamesinin rasyonelliğine, vaatlerinin inandırıcılığına, gerçekçiliğine ve Türkiye gerçekleriyle uyuşmasına, adayların kalitesine, halkı ikna etmesine, seçmenle olan diyaloguna ve tabii ki parti teşkilatının dinamizmine bağlıdır. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman bütün söylemlere rağmen CHP'nin yine beklenenin altında işte 20-25 bandında kaldığını görüyoruz ki evet. Bu da hiçbir şekilde başarılı olarak addedilemez ve bugünden itibaren hatta dün akşamdan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğu sallanmaya başlamıştır. Evet hocam, peki MHP de seçimden önce baraj korkusu yaşıyordu, baraj altında kalır mı kalmaz mı diye. Şimdi aldığı oy oranını nasıl okumak lazım MHP'nin? Şimdi tabii bu kaset olaylarının bir miktar ters teptiğini görüyoruz. Yani acaba bu kasetler olmasaydı baraj altında kalır mı şeklinde çok ciddi yorumlar var. Doğrusu bunlar çok da ihtimalden uzak şeyler değil. Ama MHP'de de bir oy düşüşü var. Yani bir önceki seçimlerde %15,5 mertebesinde oy almışken şu anda %13'te kaldı. Dolayısıyla bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Yani muhalefetteki partinin oyunun düşmesi kesin kes başarısızlığı ifade eder. Hani iktidar yıpranması, iktidarda oy gerilemesi alışılmış ve kabul gören bir şeydir ama muhalefetteyken oy kaybetmek hiçbir şekilde izaha kabil olmayan bir durumdur. Dolayısıyla MHP'de sıkıntı devam ediyor. Başlayan tartışmaların, başlayan iç kavganın
seçimlerden önce başlayan iç mücadelenin devam edeceğini ben tahmin ediyorum ve bu noktada Devlet Bahçeli'nin de liderlik konumunda çok sıkıntılar yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Şüphesiz çok konuşulacak şey var. Daha bağımsızlar var, efendime söyleyeyim Ergenekon sanıkları var. Bütün bunları konuşacağız ama süremizin de sonuna geldik. O yüzden size teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar.